Arkadaşlar, bugün sizlerle elektronik bilgileri üzerine devam ediyoruz. Evet, şimdi avumetre yani amper, ohum ve voltmetre kısaltmalarının birleşmesiyle oluşan bu avumetre cihazlarını inceleyeceğiz bugün. Şöyle elimde bir tane çok ucuz, yani dandik diye tabir edilen bir avumetre var. Bunda şu anda ben dijital DC yani volt ölçecek modunu ayarladım. Bir tane de elimde piyasada yani dünyaca kabul görmüş Unity denilen bir markanın avumetresi var. Multimetre diye de geçer bunun adı. Amper voltmetre ölçen. Şöyle bir modeli göstermek gerekirse. Şimdi bu ikisi arasında bir tane de burada power supply'im var. Şöyle göstereyim. Şurada şöyle görüyor musunuz? Şu. Burada 12 volt veriyor bu power supply. Şimdi aynı kaynaktaki 12 voltun hassas ölçümünü iki avumetre ile ölçeceğiz. Bakalım aralarında nasıl bir fark çıkacak. İlk önce şu bizim klasik en ucuz ohmmetremizle ölçelim. Bakalım kaç derece diyorum ya. Kaç volt çıkacak? Şu anda voltajı gösteremedi. Çünkü milivolta ayarlamışız. Onu normal volt seviyesine getirdiğimizde 25 volt gibi bir değer ölçüyor. Ha, yanlış yere ayarlamışım. Pardon. Bu EC tarafı. Burası DC tarafı. DC ölçünce yanlış ölçtü tabi. 12.1 volt, 12.2 volt olarak ölçüyor. Şimdi diğer avometremizi alalım. Bu tabii ki orta seviyede ve kalite bir avometre. Tabii bunun daha da profesyonel olanları var. Bunun en baba markalarından size bahsetmek gerekirse bu işin FLAC denilen kurbağa. Yani avometre ve voltmetrenin çıkışı FLAC'tan çıkar. Onun hikayesini de sonra anlatırız. Şimdi diğer probları alalım. Şu anda bu avometreyi de ben bakın şöyle göstermek gerekirse 200 mV ile 20 volt arasında ayarladım. Biraz öncekini yanlış ayarlamıştık, düzelttik. EC tarafıymış. İşte bunda sağ tarafta olduğu için en çok bunu kullanıyorum. Ondan alışkanlıkta öbüründe de sağda. Bunun bir standardı yok. Multimetre ve avometreyi üreten adamlar yani sağ tarafı bazılarında analog dijital yapıyorlar. Bazılarında sola koyuyorlar, ayırıyorlar, ayırmıyorlar. Yani birçok modeli ve versiyonu olabilir. Burada en iyi olan şu, bir avometreyi ve multimetreyi nasıl kullanmalısınız? Elinizdeki cihazınıza alışkanlık halinde yani alışıyor olmanız gerekiyor. Bütün ayarlarını da çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Bununla ilgili ayrıyetten daha detaylı bir video çekeceğim. Ama şimdilik esas amacımıza bakalım. Şimdi baktığımız zaman 11.27. Evet. 12.27 pardon. Diğerini hatırlayalım. Hemen bir bakayım ben yine. Diğerini getireyim. Şöyle. 12.27, 12.2. Bir dijiti yok. Bu daha hassas ölçmüyor. Çünkü bu 10'da 1 oranında hassasiyetliyken bu ise %10 hassasiyetinde bir voltmetre, ohmmetre. Bunu buradan anlıyoruz. Yanlış probu tutarsan tabii ki ölçmez. Bu probu tutmamız lazım. Bakın bunda 27 olduğunu da gösteriyor. Demek ki avometreler aşağı yukarı hemen hemen aynı ölçüyor. Çok daha hassas bir ölçüm yapacaksanız tabii elinizde daha kaliteli bir avometre olması gerekiyor. Hani o kadar çok milimetrik voltajlı devrelerle uğraşmadığınız için çok önemli değil. Şu bile bizim işimizi görecektir. Yani başlangıç seviyesi için. Daha hassas ölçümler için ise bunu kullanıyoruz. Evet. Şimdilik iki avometre arasındaki bir nevi kalibrasyon farklarına baktık aslında.
Ha, bir şey daha söyleyeyim. Amometrelerde şöyle bir olay vardır. Kalite şeye göre artar. Ne kadar hassas ölçüyor dedik ki ya. İşte her amometrenin hata payı vardır. İşte bunun hata payı artı eksi olarak çalışır. Yani aşağıda eksi, yanlış aşağı doğru da ölçüyor olabilir, yukarı doğru da ölçüyor olabilir. Bu hani matematiksel olarak bir ölçüm toleransıdır. Mesela bunun hassasiyeti artı eksi 10'dur. Bunun hassasiyeti artı eksi 5'tir. Bunun hata yapma şeyi %5 ya aşağı ya yukarıdır. Bununki ise %10'dur gibi şeyler vardır. %8 vardır. Hani %2 hata payına kadar düştükçe, %1'e kadar tolerans düştükçe avometrenin kalitesi artar. Doğal olarak vereceğiniz para da artar. Yani burada daha çok para, daha kaliteli bir cihaz her zaman geçerli kuraldır. Yapabileceğimiz başka bir deney var mı şu an için? Yok. İkisini ölçtük. Kalibre farklarına baktık. Çok da fark olmadığını gördük. Evet, bir sonraki bilgi elektronik videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce power supply kalibrasyonunu yapmak için tornavidamız elverişli değildi. Şu saatçi tornavidası ile şuradan potasyum madde ile ben ayarladım. Ve en fazla maksimum alabileceğimiz güç olan 12 nokta, bir daha bakayım, 12 nokta dönüyor mu, da dönmüyor, 12.96'yı alıyoruz. Maksimum performansımız bu. Dediğim gibi bu potansiyometre ile bunu 11'e kadar da düşürebiliyorsunuz. İşte 12.00'la da kalibre edebiliyorsunuz. Ama burada %100 kalibrasyonu için avometrenizin hassasiyetli bir avometre olması, kaliteli bir avometre olması şart. Evet, bir sonraki elektronik bilgi paylaşımında görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.